Dedim ki helal olsun. Hakikaten Fenerbahçe der mi ya? Mesela Ali Koç der mi? Ben derim. Ali Koç der mi? Ali Koç der mi? Ali Koç'un avukatı mı ya? Mesela ne diyor ya diye yorumlasın dedim ya. Bence şu anda en çok hak eden takım o. Ali Koç niye desin ya? Şimdi bak. 2 puan var arada. Ama diyemeyebilir. Bugün Cüneyt Çakır'ın bu hareketinde bak, bu kadar az önce Batu güzel bir fotoğraf verdi. Cüneyt Çakır şurada, pozisyon burada. Var da her şey önünde. 20 metre ya. Var da her şey önünde. Ertem sana bir resim at. Buna rağmen, buna rağmen bu pozisyona penaltı vermiyorsa, o zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Ya çok erken mi kopacak şampiyonluk yarışı? Beşiktaş'ı biraz frenleyelim mi diye böyle bir şey mi yapıyorlar? Ama sen Ertem Şener'i haklı görüyorsun şu anda. Bir dakika, sana bir fotoğraf gönderdim. Acaba böyle bir şey insanın aklına geliyor açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Beşiktaş ne yaptı ama öyle böyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Oyunu seyrediyorsun. La zaten Beşiktaş kazanır diyorsun. Tabii. Ya oyunu seyrederken söylüyorsun bunu. Ama her maç böyle. Şu maç beraber elbise dersin, yazık oldu Beşiktaş'a. Haftaya Beşiktaş'a maç kazandırtmayacaklar. Beşiktaş'a derbiyi kazandırtmayacaklar. Vodafone'da Beşiktaş maç kazanamayacak. Beşiktaş normal maç kazanır. Bakın söylüyorum bir daha. Ağlamalar Beşiktaş başladı. Beşiktaş normalde. Ağlamalar Beşiktaş, bu ya bir dakika, Galatasaray'a ne oluyor ağlamalar ya? Ağlamalar başladı. Ne oluyor? Kutsal İttifak ya, ne oluyor bir anda? Lig bitti mi ya? Emre Bol'dan daha çok tamam sesi da, lig çıkıyor. Tamam da, lig bitti mi abi? Evren Turan'ın sesi. Lig bitti Emre mi? Emre Bol'dan daha çok çıkıyor. Önümüzdeki yok, ben diyorum ki lig bitti Beşiktaş mi yani? Beşiktaş Galatasaray'la oynamayacak. Ya ligi bitirdiniz mi abi? Fenerbahçe'yle oynayacak. Ya? Bak. Yensen olur, yenilsen olur. Daha çok maç var. Senin benim tarafımda olman lazım. Ben diyorum ki siz bu hafta medyayı görün, sosyal medyayı görün, yayınları görün, her şeyi görün, atamaları görün, neler olacak, neler olacak. Sen Galatasaray maçlarına bak o zaman Ertem. Beşiktaş, sen Galatasaray haftaya Fenerbahçe maçında bir şey söyleyeceğim. Haftaya Beşiktaş kazanırsa ne yapacaksın? Kazanamayacak değil, kazandırılmayacak. Kazandırılmayacak. Kazanırsa ne yapacaksın? Ertem Şener haklı. Kazanırsa ne yapacaksın? Nasıl kazanırsa? Kazanırsa Beşiktaş çıktı, kazandı maçı, ne yapacaksın? Bir şey mi yapmam lazım? Ne demek? Algı yapıyorsun şu anda. Algı yapmıyorum. Algı yapıyorsun. Ben diyorum ki bak. Şu anda algı yapıyorsun. Ben hissediyorum. Kazanamazsa burada çıkacaksın diyeceksin ki ben size söylemiştim diyeceksin. Ben size söylemiştim diyeceksin. Evet, peki kazanırsa ne yapacaksın? Bak sen de diyeceksin ki haklıymışsın Ertem diyeceksin. Ben... Haftaya Beşiktaş'a maç kazandırtmayacaklar. Her hafta aynı şey net olmuyor mu? Söylüyorum. Bak bu hafta da oldu. Siz galiba Deniz Ateş Bitleli biraz önce duymadınız. Ben katılıyorum bir dakika. İki hafta üst üste aynı hakemi verecekler. Fırat şu anda neler yapıyor. Fırat şu anda ligin en iyi hakemi. Ertem neler yapıyor bu akşam? Beşiktaş haftaya maç kazanmasın diye neler yapılacak neler. Ertem Şener konuşmasaydı ben konuşacaktım. Neden? Bak Galatasaray 8 maç üst üste kazandı. Ne oldu? Ankara Gücü maçında bir anda Galatasaray ününü kestiler. Abi balla şimdi, gidersin. Bir dakika. Şimdi kesmediler. Balla gidersen diyene kadar gidiyorsun. Şimdi sıra. Bak, balla, şimdi aynı operasyon bitireyim. Madem'le gidersen diyene kadar gidersin. Şimdi aynı operasyon. Burada söyledim dedim bitirsin, ki. Bitirsin. Burada söyledim şimdi dedim ki. Şimdi aynı operasyon. Lastiği patlayacak. O başka bir şey. Lastiği operasyon falan yapılmadı. Şimdi aynı operasyon Beşiktaş'a yapılacak. Neden? Beşiktaş 6 maçtır çok iyi gidiyor. Şimdi Fener'i de yenerse artık Beşiktaş'ı durduracak takım bir Galatasaray maçı var. Beşiktaş'ın Hatay var, Karagümrük var. Onlar daha hani nispeten zor maçlar ama yani derbi anlamında baktın Galatasaray Fener'i yendin mi? Ciddi anlamda önün açılıyor artık. Yani gidiyorsun. Ve burada %100 Ertem Şener'e katılıyorum. Beşiktaş'ı haftalardır. Bir dakika, haftalardır zaten benzer bir operasyon yapılıyor. Ya haftalardır durdurmaya çalışıyorlar. Kime ama operasyonu yapıyorlar? Ne yapıyorlarsa ya. Bir dakika ya. Hangi ne olursa olsun Beşiktaş Allah ama sahaya öyle bir çıkıyor şaka ki. Şaka mı ya? Öyle bir top oynuyor ki Beşiktaş. Döve döve. Rakibini ne döve döve. Hafif tabirle söylüyorum. Döve döve yeniyor. Evet, yeniyor. İşte aynı şey. Ama haftaya ama da aynı operasyonu Fenerbahçe yapacak. Bak, döve döve yenecek. Derbilerin sonucu belli olmaz. Galatasaray üzerinde de Beşiktaş'ın lastik patlayacağı bellidir. Galatasaray bak, bu hafta da kaybedecek. Galatasaray üzerinde de. Galatasaray üzerinde de aynı operasyon yapıldı. Sıra Beşiktaş'tadır. Net söylüyorum. Eğer ki Galatasaray'la akıllı olan herkes bunu görmek zorundadır. İlk Galatasaray'a yapıldı bu operasyon. Ya bırak, şimdi sıra Beşiktaş'ta. Ben bir şey söyleyeceğim. Katılıyor musunuz hocam? Fenerbahçe yani kazanamaz mı? Adaletli kazanamaz mı? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Fenerbahçe adaletli kazanamaz mı ya? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Gençler Birliği ile. Fenerbahçe Gençler Birliği maçından sonra Fenerbahçe Gençler Birliği maçında puan kaybetti diyelim. Puan kaybettikten sonra bütün yönetim çıkacak.